Sevgili izleyicilerimiz, bir başka Bilin Bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'ndeyiz. Bu bölümümüzde size İslam tıbbını, eski büyük tabipleri anlatacağız. Orta Çağ İslam dünyasında tıp çalışmaları başlangıçta geleneksel ansiklopedik bilgilerin derlenmesinden oluşuyordu. Tıbbi uygulamalar da geleneksel tıp bilgilerine dayanmaktaydı. Geleneksel bilgilerden yanı sıra Peygamberimizin çeşitli zamanlarda verdiği öğütler, tavsiyeler ve öneriler de önemli bir yer tutuyordu. İslamiyet'in doğuşundan sonra ortaya çıkan gelişmelere koşut olarak hastane, rasathane ve bilgelik evi gibi çeşitli bilim ve eğitim kurumları oluşturulmuştur. Beden ve ruh sağlığını kaybetmiş kimseleri topluma zarar vermeyecekleri şekilde bir arada tutmak, bakımlarını yapmak ve iyileştirmek amacıyla İslam dünyasında 707 yılında cüzzamlı, kötürüm, kör, yatalak ve kimsesizleri barındıran ilk hastane kurulmuştur. 10 ve 11. yüzyılda yaşamış, hekimlerin kralı olarak tanınan İbn Sina'nın kitapları bilim tarihine en büyük armağanlardır. Anatomi üzerine olan birinci kitap, kemik, kas, damar ve sinir sistemlerini ele alır. İbn Sina'nın kalbin yapısını, kan damarlarının kol ve bacaklardaki dağılımını Bergamalı Galen'den çok farklı verdiği dikkat çekmektedir. Benzer şekilde beyinden çıkan sinirlerle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda koku sinirini ilk defa açıklamayı başarmıştır. İbn Sina ikinci kitabında bitkilerin çeşitlerini, hangi bölgelerde nasıl yetiştiklerini, değişik dillerdeki karşılıklarını ve hangi hastalıklarda etkin olduğunu açıklar. Verdiği bilgiler sadece farmakoloji açısından değil, botanik açısından da önemlidir. 13. yüzyılın önemli tıp bilginlerinden olan İbn-i Nefis, tıp eğitimini Şam'da Bimaristan el-Nur'da tamamlamış, ayrıca dönemin önemli tıp bilginlerinden de dersler almıştır. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra Mısır'a gitmiştir. Zehravi'nin kullandığı ameliyat aletleri sayesinde Suriye-Mısır hekimleri başkanlığına getirilmiştir. Ayrıca Selahaddin-i Eyyubi'nin yaptırdığı Bimaristan el-Nasiri'de hocalık yapmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. İbn-i Nefis, küçük kan dolaşımını keşfetmekle kuşkusuz tıp tarihinin seçkin bir üyesi olmuştur. Ancak ilgisi yalnızca tıpla sınırlı bir bilim adamı değildi. Çalışmaları felsefe ve mantık gibi alanları da kapsayan bir filozoftu. Endülüs'te doğan Zehravi, İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. Cerrahi konusunda bütün zamanların en önemli yapıtını kaleme almıştır. Tasrif adını verdiği bu özgün yapıtında dönemin cerrahi bilgilerini derleyen Zehravi, aynı zamanda yeni cerrahi tedavi yöntemlerini de ayrıntılı olarak tanıtmıştır. Bunlar arasında yaraların dağılanması, tecrübe edinmek için canlı hayvanlar üzerinde ameliyatlar yapılması ve kadavra teşriği de yer almaktadır. Gördüğünüz gibi bu dolaplar Zehravi'nin geliştirip kullandığı ve tıp dünyasına armağan ettiği cerrahi aletlerle dolu. Sevgili izleyicilerimiz, Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde İslam tıp alimlerinden sadece birkaçını tanıtabildik. Ama daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız sizleri buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine bekliyoruz.